İsa diye bir karakterin yaşayıp yaşamadığı tabii ki bilinmiyor ve hayali, mitolojik bir figür olduğu, Mezopotamya'da tapınılmış, ölüp dirilen tanrıların bir varyantı olarak ortaya çıktığı kuvvetli bir ihtimal gibi. Yine de İbrahimi dinlere inananların gözünde gerçekten yaşamış biri olduğuna inanıldığından bu videoda Hristiyan geleneğinin İsa'nın sünneti konusunda neler söylediğine odaklanmak istiyorum. Luka İncili'nin İsa'nın tapınakta Tanrı'ya adanması adlı bölümünde İsa'nın sünnet edilişi şöyle anlatılır. 8. gün çocuğu sünnet etme zamanı gelince ona İsa adı verildi. Bu onun anne rahmine düşmesinden önce meleğin kendisine verdiği isimdi. Musa'nın yasasına göre arınma günlerinin bitiminde Yusuf'la Meryem çocuğu Rabbe adamak için Yeruşalim'e götürdüler. Nitekim Rabbin yasasında ilk doğan her erkek çocuk Rabbe adanmış sayılacak diye yazılmıştır. Ayrıca Rabbin yasasında buyurulduğu gibi kurban olarak bir çift kumru ya da iki güvercin yavrusu sunacaklardı. Anlatılanlara göre İsa, Yahudi geleneği gereğince doğduktan 8 gün sonra Brit Milah yani Yahudi sünneti uygulamasına tabi tutulmuş ve birçok Müslümanın Adak adını verdiği uygulamaya benzer şekilde çocuk sahibi olan Yusuf kurban vererek kan akıtmıştır. İşte İsa'nın doğumundan 8 gün sonra gerçekleşen bu sünnet gününün 1 Ocak olduğuna inanılır. Bu sünnet olayı 10. yüzyıldan itibaren Hristiyan sanatında öne çıkan ve birçok sanatçı tarafından resmedilen bir konu olmuştur. Sünnet günü hangi takvim kullanılırsa kullanılsın Doğu Ortodoks Kilisesi tarafından 1 Ocak'ta sünnet bayramı olarak kutlanırken İngiliz Kilisesi üyelerince yine aynı tarihte kutlanmakta. Bu sünnet günü son zamanlarda bazı kiliseler tarafından 3 Ocak'ta kutlanmaya başlanmış ve Roma Katolikleri tarafından İsa'nın kutsal adının bayramı olarak adlandırılmıştır. Çocuklara isimleri gerçek anlamda sünnet oldukları bu günde verilirdi. İşte inanışa göre Rabbimizin sünnet bayramı dedikleri ve doğumundan 8 gün sonra gerçekleştiğine inanılan bu bayram, İsa'nın adını aldığı gündür. İsa'ya verilen isim İbranice'de kurtarıcı ya da kurtuluş anlamlarına gelmektedir. İlk kez 567'de gerçekleşen bir kilise konseyinde kaydedilmiş olsa da bu inanışın çok eskilere dayandığı açıktır. İsa'nın sünnet olduğu yönündeki inanç sonrası ona ait olduğu söylenen onlarca sünnet derisi ortaya çıkmış ve sergilenmek üzere koruma altına alınmıştır. Yani nasıl ki Muhammed'in saç ve sakalı olduğu düşünülen saç ve sakalları korumaya alıp, saklayıp, hürmet edenler varsa çoğu Hristiyan için İsa'nın sünnet derisi de böyle. Luka İncili'ndeki kanonik metinlere ek olarak Arapça Bebeklik İncili, İsa'nın sünnet derisinin muhafaza edildiğine dair ilk referansı içerir. İkinci bölümünde şöyle bir hikaye vardır. Ve onun sünnet zamanı yani kanunun çocuğun sünnet edilmesini emrettiği 8. gün geldiğinde onu bir mağarada sünnet ettiler. Ve yaşlı İbrani kadın sünnet derisini aldı ve onu Hint sümbüllü merhemi bulunan kaymak taşından yapılma bir kutuda sakladı. Ve eczacı olan bir oğlu vardı. Ona dedi ki, "Dikkat et, bu kaymak taşından yapılma Hint sümbülü merhemi kutusunu satma. Buna karşılık sana 300 peni teklif edilecek. İşte bu kutu, günahkar Meryem'in temin ettiği ve içindeki merhemi Rabbimiz İsa Mesih'in başına ve ayaklarına döktüğü ve saçının telleriyle sildiği o kaymak taşı kutudur." 14. yüzyılın popüler eserlerinden olan Altın Efsane'de de yazdığı gibi İsa'nın sünneti genel olarak Mesih'in kanının
ilk kez döküldüğü an olarak kabul edilir ve dolayısıyla insanlığın kurtuluş sürecinin başlangıcı ve kanıtı olarak görülmüştür. Hristiyanlara göre bu kan aynı zamanda Meryem'in 7 üzüntüsünden biridir. İnanışa göre İsa tamamen insandı ve mukaddes kitabın yasalarına itaat etmişti. Orta Çağ ve Rönesans teologları bunu defalarca vurgulamışlardı. Ayrıca insanlığının bir göstergesi ve tutkusunun bir habercisi olarak İsa'nın çektiği acıya dikkat çekmişlerdi. Bu görüşler 1657 tarihli bir incelemede İsa'nın sünnetinin Musa'nın yasasını yerine getirirken onun insan doğasını kanıtladığını iddia eden Jeremy Taylor gibi Protestan teologlar tarafından devam ettirildi. John Sebastian Bach bu ziyafet günü için 1 Ocak 1724'te Rabbin Sünneti adlı birkaç kantata yazmıştı. Erken Hristiyanlık dönemindeki sünnet tartışmaları, Yahudi olmayan Hristiyanların sünnet olmalarının şart olmadığı şeklinde bir düşünce ile sonuçlandı. Paulus, Hristiyanlığa geçiş için sünnetin gerekmediğini söylemişti. Mısırlı Kıptilerin kilisesi ve Yahudi Hristiyanlar dışında sünnet uygulanmaz hale gelmişti. Zaten Kıptilerin sünnet uygulamaları Hristiyanlıktan öncesine dayanıyordu. İşte bu yüzden 1. bin yıla ait Hristiyan sanat eserlerinde İsa'nın sünneti nadiren ele alınan bir konuydu. Konuya dair günümüze ulaşan en eski tasvirlerden biri 979-984 aralığına tarihlenen ve Vatikan Kütüphanesi'nde yer alan bir minyatürdür. Burada çizilen sahnede elindeki bir bıçakla Meryem ve Yusuf'un tuttuğu İsa'ya doğru gelmekte olan bir rahip vardır. Burada yer alan yapı ise muhtemelen Kudüs Tapınağı'dır. Burada İsa'nın sünnet oluş anı gösterilmek istenmemiş, bundan kaçınılmıştır. Yahudi geleneğine göre sünnet aslında kişinin babası tarafından evde yapılırdı. Kimilerine göre İsa'nın sünneti de böyle olmuştu. Bunun yansımalarından biri Verdunlu Nicholas tarafından bir sunak üzerinde yapılan levhada gösterilmiştir. Burada İsa'nın babası Yusuf elinde bir bıçak tutmaktayken bir sonraki levhada Hristiyan sanatında nadir görülen sahnelerden biri yer alır. İshak ve Şemson'un sünneti. Sonraki tasvirlerin birçoğu gibi İsa'nın, İshak ile Şemson'un sünnetleri muhtemelen tapınağı temsil eden büyük bir binada yapılırken resmedilmiştir ki büyük olasılıkla törenler orada yapılmış bile değildir. Kutsal toprakları hacca giden Orta Çağ hacılarına İsa'nın Beytüllahim'deki kilisede sünnet edildiği söyleniyordu. İşte İsa'nın sünnet olduğuna olan inanış, onun kutsal sünnet derisi olduğu iddia edilen birçok kalıntının kutsallaştırılmasına neden olmuş, hatta bu sünnet derilerinden bazılarına mucizevi güçler atfedilmiştir. Avrupa'daki çeşitli kiliseler İsa'nın sünnet derisine sahip olduklarını iddia etmiştir. Tuhaf olan şudur ki bu iddiaların bazen aynı anda farklı kiliseler tarafından ortaya atıldığı da olmuştur. Bu sünnet derilerinden en meşhuru Lateran Bazilikası'nda bulunuyordu ve güya İsveçli Aziz Bridget'ın gördüğü bir vizyon ile İsa'ya ait olduğu doğrulanmıştı. İsa'ya ait olduğu söylenen bu sünnet derilerinin çoğu Fransız devrimi sonrasında kayboldu ya da yok edildi. Enteresan bir olay da yaşanmıştır. 1983'te Sünnet Bayramı'nda gerçekleşen geçit töreninde Kalkata'daki sünnet derisini içeren kutsal emanet İtalyan köyünün yollarında teşhir edilmiştir. Ancak daha sonra sünnet derisinin saklandığı mücevher kaplı kasa çalınınca bu uygulama sona ermiş. İsa'nın ölmediğine, göğe yükseldiğine inanan filozoflardan bazıları İsa yükselirken sünnet derisi gibi artık onun vücuduna bağlı olmayan parçaların bile
Tanrı katına yükseldiğini iddia etmiştir. Öyle ki bunu iddia eden filozoflardan biri olan Leo Allatius, uçukça bir iddiada bulunarak İsa ile birlikte yükselen sünnet derisinin Satürn'ün halkaları haline geldiğini söylemiştir.